Aydın Barosu 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle Aydın Baro Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. İnsan hakları dolayısıyla Aydın Barosu'nda gerçekleşen toplantıya Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Aydın Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hicran Danışman, İnsan Hakları Koordinatörü Burak Özdemir, İnsan Hakları Komisyon Başkan Yardımcısı Gülşah Durmuşoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Yetişkin katıldı. Açıklamayı Aydın Barosu adına İnsan Hakları Komisyon Başkanı Hicran Danışman okudu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun hazırladığı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, dünya tarihinde hepimizin malumu önemli bir yere sahip. Bildirinin imzalandığı 10 Aralık günü ise Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmakta. Kutlanmakta kısmını tırnak içerisinde belirtmek istiyoruz. Bildirgenin en önemli özelliği yaşam hakkı, kişi özgürlüğü, kişi güvenliği gibi hakların yanında keyfi tutuklama, hapis ve sürgünden korunma, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde adil ve kamuya açık olarak yargılanma hakkı ile düşünce, vicdan, din, toplanma ve gösteri yürüyüşü, örgütlenme özgürlüklerini uluslararası güvence altına almasıdır. Bu bildirginin önemi buradan gelmektedir. İnsan hakları özellikle devletler karşısında bireyler için bir koruma kalkanı niteliğindedir. Çünkü temelinde insan ve insanların eşitliği vardır. Buna göre bütün insanlar özgür ve eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler. Başka bir ifadeyle herkes ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da herhangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlıklılık, doğuş ya da herhangi bir başka ayrım gözetmeksizin bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilirler. Ülkemizde yargının bağımsızlığını yitirdiği, en önemli insan haklarından olan adil yargılanma hakkının dahi yok edildiği bu günlerde insan hakları ihlallerinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürüp gittiğini görmekteyiz. Ülkemiz insan hakları konusunda maalesef iyi bir karneye sahip değildir. Şöyle ki, esasen biz en çarpıcı, kamuya en fazla mal olmuş olanlarını belli başlıklar altında toplamak istedik. Yoksa bu liste gerçekten uzayıp gidecekti. Şöyle ki, 2015 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile ifade özgürlüğü açısından kaygı verici noktalara ulaşmıştır. Toplumsal muhalefet polis çopuyla, gazla, tomayla bastırılmaya çalışılmış, siyasi iktidarı eleştiri sınırları içinde kalan tüm söz ve davranışlar adli ve idari soruşturmalarla ve yargılamalarla karşılanmıştır. Cumhurbaşkanına hakaret davası, hakaretten açılan davalar Türkiye tarihinde örneği görülmedik seviyelere ulaşmış durumdadır. Aydın'da da Soma işçi katliamından Berkin Elvan'ın öldürülmesine, iş güvenlik paketinden Suruç katliamına kadar toplumsal muhalefetin yaptığı tüm basın açıklamalarının ardından onlarca soruşturma ve ceza davası açılmıştır. Ve sendikacılardan hekimlere, öğrencilerden öğretmenlere, siyasi parti üyelerinden işçilere, hatta avukatlara kadar toplamda yüzlerce kişi eleştiri hakkını kullandığı için Aydın'da yargılanmaya devam etmektedir. Ülkede ve tüm dünyada şaşkınlıkla karşılanan ve Gollum davası olarak bilinen davada da Dalama aile hekimi Bilgin Çiftçi'nin yargılanması devam ediyor. Çiftçinin her gün binlercesi paylaşılan bir görseli sosyal medyada paylaştığından bahisle memuriyetinden çıkarılmış olması ülkenin ifade özgürlüğü konusunda geldiği son noktayı taçlandırmış durumdadır. Ve bizce Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçecektir bu karar. Basın, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlükleri konusundaki sınırlayıcı düzenlemeler demokratik hakkın bir gereği olarak gerçekleştirilen gösterilerde güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması ve hatta insanların yaşama özgürlüğünü bu yolla ihlal etmesine karşın soruşturmaların etkisiz kalması, yine uzun ve keyfi tutuklamalar ülkemiz adına korkutucu bir tablo ortaya sermektedir. İnsan haklarına dayalı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu, insan hak ve özgürlüklerinin insanların yaşamlarını dahi koruyamayan,
tam tersine yaşam haklarını dahi ihlal eden güvenlik önlemlerine kurban edilmediği demokratik bir ülke için siyasi iradenin sivil takipçisi olmak zorundayız. Bizim avukatlık yasamızın 95. maddesi bize bu görev ve yükümlülüğü yüklemekte. Tüm bu olumsuzluklara rağmen daha özgür bir dünya ve daha özgür bir Türkiye'nin hayalini kurmaya devam ediyoruz. Barışın ve kardeşliğin hakim olacağı güzel günler için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bundan vazgeçmeyeceğiz, geri durmayacağız. Bunu siz değerli basın emekçileriyle ve tüm kamuoyuyla paylaşmak istedik.